Şimdi bu konuda geçen dönem Orient Institute'la tarih bölümü olarak ortak bir toplantı düzenledik. Osmanlı tarihçiliğinin yeni yeni gelişen ilginç konularından biri. Çok zengin kaynaklar var. İkisinden bahsedeyim. Birincisi Osmanlı yöneticilerinin kiminin kitap koleksiyonlarını biliyoruz. Bu şöyle oluyor. Birisi öldükten sonra eğer mirası ihtilaflıysa açık artırmada satılıyor. Ve madde madde kayda geçiriliyor. Bunlara tereke diyoruz ve kadı sicillerindeler. Çok detaylı listeler. Yatak, yorgan, yastık, kıyafet, kadınsa mücevher, ev aletleri. Yani mesela mavi çuka, kaftan, köhne. Şimdi biz kitap tarihçileri için tabii çok önemli. Çünkü kitaplar isimleriyle geçiyor ve ne kadara satıldıklarıyla. Edirne'de bir müderris mesela ne okuyordu? Tarihe meraklı olduğu ortaya çıkıyor. Şam tarihi, Abbasi tarihi, Osmanlı tarihi. Kimi edebiyat meraklısı, kiminin tıpla ilgili kitapları var. Şimdi bu kayıtlar imparatorluk çeşitli şehirlerde tutulduğu için koleksiyonları karşılaştırabiliyoruz. Yani Şam'da ne okunuyordu, Edirne'de ne okunuyordu görebiliyoruz. Müthiş bir kaynak, yeni yeni çalışılıyor. İkinci kaynak kitapların, yazmaların kendileri, yani günümüze ulaşan yazmalar, okur kayıtları. Şimdi bazılarında sahip olanların kaydı var. Yani bizim gibi mesela hani bu kitap benimdir gibi. Bu benim için özellikle önemliydi. Çünkü ben Nevizade Atayi adlı bir alimin hayatını çalışıyorum. Ve kütüphane kaynaklarını, kütüphane kataloglarını tararken şansen, tamamen şansen Atayi'nin sahip olduğu kitapları buldum. Ve sürpriz bir liste çıktı. Hiç tahmin etmediğim entelektüel ilgileri çıktı Atayi'nin. Çok güzeldi. Bir de tabii bazı kitaplar kimler tarafından nerede okunmuş bu not ediliyor. Özellikle hikayeler. Çünkü bunları yüksek sesle birlikte okuyorlar. Mesela işte leblebici dükkanında, hamamda, kahvede, nerede ne okundu ve ne kadar haz alındığı da yazılıyor. İsimler yazıyor. Bu da ayrı müthiş bir kaynak.